Merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız amcacığım? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyiyiz. Hamdolsun. Allah iyilik versin. Gidişat nasıl amca? Ha, onu mu araştıracağız? Yaşıyorsun zaten amca. Bakkala gidiyorsun, markete gidiyorsun, fırına gidiyorsun. Araban varsa akaryakıt istasyonuna gidiyorsun. Efendim param varsa Cumhuriyet altını veya küçük altını almaya gidince. Altını alıyorum. Altın yıktım. Epey altınım var benim. Öyle mi? He. Yastık dolu mu? Var, yastık dolu. Bugün hisse senetlerini de yatırdım, aldım onları da. Bana sorma ya, gidişatı ben ilerisini bildiğim için belki sıkıntı çeken arkadaşlarımız vardır, ona inanıyorum ama ben 70'leri, 80'leri bildiğim için bugünlere çok şükürler ediyorum. Ben aslında o konuda öyle söyleyeyim sana. Amcacığım, şimdi 70'leri, 80'ler dedin ya. Hı. Yukarıda et marketler var. İnsanlar 100 lira eti ucuz alabilmek için markette kuyruğa giriyorlar. Ne güzel bir soruyorsun, ne güzel de cevap veriyorsun. Yani ben hiç bu zamana kadar et kuyruğu görmedim. Bu nasıl para yok? Zafer Plaza'da 100 lira bir kahve, 100, 120 lira, 140 lira bir kahve, get dolu. Nasıl yok? Ekonomi iyi diyorsun. Ya iyi de desem şimdi o da yanlış olur. Fakir bir kesim, bir kesim tabii ki çok zor. Ben de emekliyim. Ama zor ama bu millet de artık çalışmıyordu, onu da size diyeyim. Tembel diyorsun. Tembel mi? Tembel, tembel. Şükretmiyorlar Sayın abi. Şükretmiyorlar mı abi? He? Şükretmiyorlar. Şükretmiyorlar. Tamam. Şükretmiyorlar. Namkör mü bu millet? Ben o hakaret olur diye demeyeyim nankör. Ha, nankör demeyeyim de giden gelen hep aratır. Giden gelen aratır. Çünkü ben onun için dedim ki giden ben... Giden geleni aratır diyorsunuz ama 22 senedir bir iktidar var. Ha, yani şimdi 22 onu, sene... O derine girersek o AK Parti AK Parti değil. Tayyip gibi bir lider bir daha Türkiye'ye gelmez. Tamam, teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Abi biraz önce Bey abi dedi ki Tayyip gibi bir lider bir daha Türkiye'ye gelmez dedi. Doğrudur. Eğer kendi ülkesinde mülteci olmak istiyorsa, ikinci Filistin olmak istiyorsa doğru gelmez. Bu ben ülke devamını vereyim. Devamını vermene gerek yok. Bu ülkeyi masa başında kimse bize vermedi. Biz 7 düğünle savaşarak aldık bunu. Sen şimdi bir de benden cevabını al. Sen de neyi cevabını alacağım? Ben kendi ülkende. Tanso Çiller'in gidip de tamam. Ben Tanso Çiller'in Amerikan başkanının yanına gittiğim zaman, gidip çıktığı zaman kızararak çıktı. 3 yılda da ancak sıra almıştı. Ecevit'in yanağını Blinken sıktığı sıra Tayyip Erdoğan şimdi şey atıyor. Ayak ayağının üstüne atıyor, onlara emrediyor. Dünya lideri. Bunlar gerçek. Merhabalar. Gidişat nasıl? Bombuk. Neden abla? Neden? Hayat şartlarının pahalılığından. Ama herkes daha uyanmadı. Herkes gene bildiğini okuyor. Partiye veriyor herkes. Burada bakmıyorlar partinin yani çalışmasına hiçbir şekilde bakmıyorlar, ilgilenmiyorlar. Sözlerini tutmuyorlar. Sözlerini tutmuyorlar. Verdikleri geçinebiliyor musunuz? Ben çok şükür yani benim... Eminiz kendinizin mi? Evet. Kira olsaydı? Çok zor. Yani ben kendimi düşünmüyorum yani toplumu düşünüyorum. Yani çocuklarımı düşünüyorum, torunlarımı düşünüyorum. Onların geleceklerini kaygı içine düşüyorum. Onların geleceğinden ümidiniz var mı? Yok, hiç yok. Sıfır. Hiç yok. Ne olacak bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Bilmiyoruz. Yani bu hale geleceğinizi hiç düşünüyor muydunuz abla? Asla yani biz çocukluğumuzu çok güzel yaşadık. Gençliğimizi yaşamışız. Yani çok başıboş her şey, takipsizlik. Ama şimdi takipsizlik diyorsunuz, başıboşluk diyorsunuz. Kanun Cumhurbaşkanı yok, adalet yok, hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı 2 senedir fahiş fiyatları önleyeceğiz diyor ama. Hiçbir şey yok, hiç daha çok üste çıkıyor, dalga geçer gibi geçiyorlar bizimle. Emekli maaşlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Emekli maaşla dalga geçiyorlar. Sadaka veriyor. Dalga geçiyorlar. Sadaka veriyor. Yani altyapımızı yapmasaydık şu anda biz de mağdur durumda. Biraz altyapımız var ki bir şeyler yani yiyip içip şey yapabiliyoruz. Ama altyapısı olmayanlar ne yapıyorlar ben onları çok merak ediyorum. Şimdi dalga geçiyorlar diyorsunuz. Evet. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki biz emekliler yılı ilan ettik 2024'ü diyor. Ne verdi de emekliler yılı ilan etti? Hiçbir şey vermedi. Yani. Peki önümüzde bir seçim var abla. 31 Mart'ta seçim yapacağız. Türkiye seçim yapacak. Evet. Yerel bir seçim yapacak. Kime oy vereceksiniz?
CHP. CHP? Asla, asla vermem. Doğduğum günden beri CHP'liyim. Hala da CHP'yi savunuyorum. Ya hiç olmazsa denesinler ya. 20 seneden beri benim çocuklarım başka başkan bilmiyorlar yani. Bir şey söyleyeyim. Siz doğduğum günden beri CHP'liyim dediniz. Siz niçin dönüş yapmadınız? Ay dönüş yapacak hiçbir şey kriterleri göremedim onlarda. Bir tane çocuğum var. Biri oğlum Amerika'da, kızım İsveç'te. Niçin gittiler? Çocuk için, Türkiye'nin şartlarından dolayı. Yeni mi gittiler abla? Bir sene oldu yeni gitti. Yeni gitti. İkisi de mi yeni gitti? Evet. Çok ilginç ya. Evet. Evet. Yani çocuklarının burada yetişemeyeceğinden, ekonomik anlamda da özgürlüğünün... Hayır. Ekonomik anlamda kızımın falan durumu çok iyiydi. Kendi evleri, arabaları, her şeyi. Fakat eğitim için gittiler. Çok iyi yerde de çalışıyordu. Ama oğlum da burada. Eğitim için gitti. Torunumun Türkiye'de eğitim de yok. Gidişat nasıl? Gidişat kötü. Niçin kardeşim? Ekonomik şartlar. Gidişat deyince hemen ekonomiye bağlıyorsunuz işi. Neden? Ekonomi, pazar. Bugün aldığını yarın alamıyorsun. Markette öyle. Her şeyde öyle. Önümüz Ramazan. Herkes istediğini alıp yese, herkes istediğini yiyip işte böyle olur mu? Siz alabiliyor musunuz kardeşim? Çok şükür elhamdülillah bizler alabiliyoruz da alamayanları da düşüneceksin. Yani şurada bir simit alamayan insanları gördükçe biz üzülüyoruz halk olarak. Mesela komşularınızdan var mı böyle istediğini alamayan, zor geçinen? Var. Olmaz mı? Yani yanımız, yunumuz, çevremiz, elini açan, para isteyen, simit parası isteyen, ekmek parası isteyen insan çok. Yani şuradan aşağı gidene kadar kaç tane dilenci var? Neden dileniyor? Parası var da mı dileniyor? Ya parası var da... Abla siz nasıl görüyorsunuz gidişi? Berbat. Ben 74 yaşındayım, bu kadar rezillik görmedim oğlum. Evet. Zamanında biz de fakirdik. Ama her bir şeyi alabiliyorduk. Hem de taneyle değil, dilimle değil. Torbayla, kiloyla alıyorduk. Yarım kilo, bir tane almıyorduk biz. Biz öyle büyüdük. Şimdi köylerde köy yok. Çiftçi yok. Evet, köylere ekim yok. Var mı? Bina yok. bina. Bir torba yem çuvalı olmuş 550 milyon. Kim ekecek? Kim? Şükredelim. Tamam, şükredelim. Peki biz hep şükreden biz mi olalım? Niye baştakiler hiç şükretmiyor? Kim o baştaki teyze? Baştaki işte Cumhurbaşkanı. Çok bağırıyorlar ya. Bağırıyorlar ya. Milletvekilleri. Oğlum, ben emekliyim. Neden? Emekliyim. Geçinemiyorum ama. 5 bin lira kira veriyorum. 5 bin lira para kalıyor ama geçinemiyorum. Elektriğim var, suyum var. Ben bedava mı yaşıyorum? Sokakta mı yaşayayım? Benim yaşım 74. Ben böyle bir rezil idare görmedim. Şey hani görmedim. Kızıyorlar geçenlere. Hiç kızma hakları yok. Hiç hakları yok. Hala kuma gömmüş millet kafası da öyle gidiyor. Öyle bir şey soracağım. Sor. AK Parti'ye daha önce oy verdiniz mi? Hiç vermedim. Onların günahı üzerimde yok. Çünkü onlar... Vicdan azabı çekmiyor mu diyorsun? Çekmiyorum. Onların yaptığı rezillikten vicdan azabı çekmiyorum. Allah'a şükür. Ona şükrediyorum işte. Hiç asla da vermem. Cübbeliler, sarıklılar onlar mı kurtardı bizi? Atatürk'e dünyanın lafı, cübbeliye, sarıklıya hiçbir şey yok. Onlar mı bizi kurtardı? Atatürk olmasaydı Türkiye olmazdım. Atatürk olmasaydı Türkiye olmazdım. Şükretsinler Atatürk kurtarmış. Şükretsinler Atatürk kurtarmış. Benim bir öğretmenim vardı. Çocukken anlatırdı bize Yunanlıların Bursa'ya yaptığı zulümü. Ben öyle büyüdüm. Bunlar da zulüm. Ya bunlar başka türlü zulüm yapıyor işte. Nasıl zulüm yapıyor? Bunlar yokluk bir taraftan. Cübbeli sarıklı tecavüz bir taraftan çocuklara. Ama önce o çocukları küçücük oraya verenleri döveceksin. Anayı babayı. Dağ başına çocuk bırakılmaz. Hele bunların eline hiç bırakılmaz. Din, iman asla yok. Bütün gençler ateist oldu oğlum. Bütün gençler. Bir şey daha sorayım teyze. Cumhurbaşkanı bu emekli maaşlarıyla ilgili dün Kütahya'da konuştu. Evet, söyledi. Dedi ki biz hani seyyane zam artış yapamayız dedi. Kendine niye yaptı? Etrafındakilere niye yapıyor? Beşli çeteye durmadan şeyleri siliyor. Bak bana bir tek evim var. Onun da yarısını kiraya veriyorum. Kendim kirada duruyorum. Yarısından bana vergi çıkardı. Bana çıkarmasını biliyor da onlara, o kodamanlara niye vergi çıkarmıyor? Niye vergi affı yapıyor bana yok da onlara var? Vergiyi ben veriyorum, onlar vermiyor.
Benim paramı, çoluğumun, çocuğumun, evlatlarımın hakkını yiyorlar, zihir, zıkkım olsun. Gelsin beni götürsün. Haram olsun. 5 kuruşum da varsa zehir olsun. Zehir olsun. Asla helal etmiyor. Sen ne diyordun kardeşim? Bundan 5 sene öncesi söyledim ben. Suriyelileri getirdi, bak kıtlık olacak diye söyledim. Evet, Suriyelileri getirdi dedim, kıtlık olacak dedim. Suriyeliler oturuyor, 1 kişi 10 kişi bir evde oturuyor. Kiralar onlardan getirdi, Türkiye'mize soktu. Diyorlar ya mesela halkı bölmek, halkı bölmek. Halkı esas Suriyelilerle getirmek ve Afganistanlılar Türkiye'mizde, Suriyeliler Türkiye'mizde. Herkes Türkiye'mizde maşallah. Ama bizi kimse kabul etmiyor. Kardeş, bir şey soracağım ben. Şimdi bu Suriyelileri Türkiye AK Parti iktidarı getirdi. Evet, onu getirsin. Anladık. Bir dakika. Onu anladık. Evet. Peki Suriyelilere evlerini, dükkanlarını kim kiraya verdi? Millet verdi. Millet verdi. Ne yapsın? Evet. Peki siz onlara tepki gösterebildiniz mi? Ya gösterirsin. Evet. Neden gösteremezsin? Ama o getirmeseydi, sokmasaydı nereye gidecekler? O vermedi dükkanını, bu vermedi dükkanını. Nereye gidecekler? Mecbur herkes bir yere sığıştı. O soktu, baştakine kızacaksın. Baştaki soktu Suriyelilere. Baştaki kız, baştakine kızalım. Siz de kızın ama Suriyeliler... Bir şey söyleyeceğim, bak dur. Hazır mikrofon tutulmuşken. Neden madem Türkiye vatandaşı olaraktan Suriyelilere TC verildi, vatandaşlık verildi. Neden askere gitmiyorlar? Her biri 2 tane kara alıyor. Her biri 2 tane kadın alıyor. Neden gitmiyor? Neden bizim askerlerimiz gidiyor da onların çocukları gitmiyor? Onları madem Türkiye'de yaşıyorlar ya, Türkiye'nin bayrağının altında kalıyorlar ya, onlar da gitsin askere. Bunlara orada emanet edilir mi? Adam 2 tane karı alıyor yani, hiç umuru bile değil. Bir sürü çocuk yani. Türkiye şartlarında 2 tane çocuk dünyaya zor getiriyorsun. Ama onlarda 10 tane çocuk var. 2 tane kadın alıyor. Sen çok kızmışsın. Kızdım tabii ki. 2 tane erkek çocuğum. Benim oğlum askere gidecek, endişe ediyorum. Oğlum hazır asker, endişe ediyorum. Sen de doğru o zaman çok. Ha, ne, ama bakamazsam. Doğuracak para yoksa nasıl doğuracak oğlum? Bak, doğurmak marifet yaşıyor. Değil, bakmak marifet. Bedava olunca. Aynen. Dünyaya getirmek ne, iş bitmiyor sadece. Bitmiyor. Evet. Kolay gelsin, yayınlayın. Merhabalar. Merhabalar. Gidişatı soruyoruz hanımefendi. Nasıl? Gidişatı soruyoruz. Gidişat kötü. Niçin bir kötü, izah eder misiniz? Bak gidişat diyorum, hemen ekonomiye bağlıyorsun ya. Ekonomi başka mi? Derdin yok mu senin? Ne ankör insansınız ya. Çok derdim var mesela ya. Nasıl mesela? Ben memnunum ya. Vallahi memnunum. Devletinden memnunum. Tam Suriyelileri sevmiyorum. Arapları da sevmiyorum. Buradan onlara da söyleyeyim de şöyle. Niye sevmiyorsun ya Suriyelileri, Arapları? Niye seveyim ki? Sevmek. Sen ırkçı mısın? Faşist misin? Hayır, ben şöyle söyleyeyim. Değilim. Ben milliyetçiyim. Suriyelileri de sevmek zorunda değilim. Ablan dediği gibi aslında şey başlıkları kızmak lazım. Araplarla din kardeşiyiz değil mi? Dubai neresi? Arap değil mi? Suriye'nin burada ne işi var o zaman? Niye almıyorlar? Niye almıyorlar? Araplarla ittifak içerisindeyiz. Niye almıyorlar? Neden almıyorlar? Soruyorum işte. Size soruyorum. Peki şöyle bir şey diyeyim. Suriyelilere, yani kardeş Suriyeli deyince ben gidişat dedim, siz ekonomi dediniz. Evet. Ben devletimden memnunum. Evet. Bizim devletle bir problemimiz yok, yok ki. Yok işte. Ama yaşanan ekonomik nasıl? Tamam, ekonomiden ben de memnun evet, değilim zaten. Şunu söylemek istiyorum kardeş. Burada, şimdi Suriyeliler... Bak burada, şurada gördüğünüz televizyonlarda hep Gazze Gazze deniliyor değil mi? O zaman... Bakın ben bir etabım, 400 milyon para verdim. Hayır, konuşmak istemiyorum. Abla ne, o zaman oradan vır vır yapıyorsun. Şöyle söyleyeceğim kardeş. Bakın burada Gazze Gazze deniliyor. Şeyden Kocaeli Limanı'ndan Hayfa Limanı'na, Hayfa Limanı'ndan da İsrail'e yakıt ve kimyasal desteği sağlanıyor. Hep ikili oynanıyor. Söyleyeceğim kardeş. Biraz önce ablaya da sordum. Doğru düzgün yanıtını alamadım. Şimdi Suriyelileri buraya iktidar getirdi ya. Suriyelilere evlerini, dükkanlarını kim kiraya verdi kardeş? Bizim milletimiz verdi. Sen mesela yakın akrabaların, komşuların verdiyse onlara tepki gösterebildin. Tamam işte hani arada abla satışıyor, korma gibi oldu. Hayır, milliyetçiyiz, ülkücüyüz diyorlar ya. Ben buradan kendi halkıma da söylüyorum. O kadar milliyetçisin, ülkücüsün. Madem şurada bir arazin varsa onu Türk milletine sat. Kalkıp da Araplara 2 katı, 3 katı fiyatına satma. Bu demek ülkeyi satmak demek. Gidişat nereye gidiyor kardeş? Kötüye gidiyor. Ümidin var mı kardeşim? Yok, şu an yok. Ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilemem. Geçinebiliyor musun? Ben geçiniyorum, ben bekarım. Tek başınayım. Tek başına yaşıyorsun. Yok, babanın var ama kendi maaşım kendime kalıyor. Belki de ailene de katkıda bulunabiliyor musun? Tabii. Bulunuyorum ben kendim. Ben kimse ücrete çalışmıyorum ama daha iyi. Kimse geçinemiyoruz demesin bak, tamam mı? Neden? Ben bakıyorum şimdi şöyle. Herkes diyor ki mozot pahalı, o pahalı, şu pahalı. Binmeyin kardeşim arabayı o zaman. Keyfine araç alıyoruz mesela. Benim aracım yok ama halimden memnunum. Her yere istediğim şekilde. Herkesin aracı mı var? Var.
Bakıyorum ben. Senin yok dedin ama. Benim yok. Yok. Herkesin olmuyor. İstesem alabilirim ama. Kameramanın da İstedim, yok. İstediğim zaman alabiliriz ama. Alabiliriz ama. Benim bisikletim bile yok. He, ya. Benim de yok. Ayaklarım ama var herkesin ama. Herkesin var diyordum biraz önce. Ama bak şöyle bir şey var ama keyfine göre araç kullanılabiliyor mesela. Dur, madem o kadar tam. Alabilirim diyorsun. Kaç para bir araba, ortalama bir araba biliyor musun? Yani en küçük, en düşük arabadan söyleyeyim size 400-500 milyar. O, i̇kinci, o da ikinci. O da ikinci. Ben kirli çıkayım vallahi söylüyorum ya. Öyle yazmıyorum. Atıyorum. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, röportaj esnasında meslektaşımız, gazeteci meslektaşım Erdoğan Paç'ın denk geldi. Ona da soralım bakalım gidişatı neler söyleyecek. Gidişat, buyurun. Gidişat Sayın Bilal Kayaaltı, gidişat aslında inişli çıkışlı. Deminki bayanları da dinledik. Gidişat deyince hemen insanlar aklına ekonomi geliyor. Evet, ekonomi geliyor. Ramazan geliyor. Şu anda 394 lira olan kıyma çektirdim biraz önce kilosu. Neden hazır kıyma almadın? Güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. Devam edelim. Neden güvenmiyorum onu da söyleyeyim. Aslında güvenmiyorum derken şunu söyleyeyim. Bizim dilimizce domuz eti yemek haram. Ama ithal et geliyor buraya. Onların hangi çiftliklerde yetiştiğini biz bilmiyoruz. Ya ne geldiğini bilmiyoruz. Çünkü karkas geliyor bize. Karkas geliyor. Onu da geçtim. Ekonomi çok inişli çıkışlı, kötüye gidiyor, iyiye çıkıyor. Ama şöyle söyleyeyim, parası olan çok büyük para kazanıyor. Ama ispatlanmış bir şey var bilim adamları tarafından. Dünyadaki bütün Müslümanlar. Ya konuşmayacağız. Sen dünyadaki bütün Müslümanlar. Kaybıcı kimse konuşmasın. Sen konuş sen. Yok konuşma. Tutup zekatlarını, dinin emrettiklerini. Canım benim. Nasıl abla? Tayyip benim canım, kendi insanım, kendi canım. Evet. Şimdi onu anlatıyordum. Bütün Müslüman ülkeler, özellikle zengin Arap kesimi dediğimiz ülkeler ki onlar farklı bir dünyada yaşıyorlar. Zekatlarını vermiş olsalar ki din öyle emrediyor ya. Evet. Dünyada bir tane aç insan kalmaz. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Vallahi biz büyük bir ihtimalle Android dünyasında yaşıyoruz. Paralel evren. Paralel evren galiba. Matrix diye bir film vardı. Şu anda insanlar kodlanmış şekilde onu yaşıyor. Ben daha önce de Suat arkadaşıma size de anlatmıştım. 3-4 tane iş yapıyorum. Elime gelen gelir belli. Evlatlarım 2 tane evlat. Standartların üzerinde. Standartların üzerinde olduğuna inanıyorum. Ama? Sadece 17 bin liralık askeri ücretle hala çok çok güzel geçimini iddia ediyor. Dünyada atomu parçalamak kadar önemli bir şey. Araştırmak lazım o insanları. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok